iğne korkusu, kan evet. tutması, asansör evet. korkusu, karanlık fobisi ya da işte gece rüyalarından çok korkan çocuklarımızı düşünün. Biz bu algıyı da biraz öğrenmek istiyoruz. Bir kere önce niye korkuyoruz hakikaten? Evet. Yani şimdi şundan korkmak çok normal. Yani ayağımı vurdum birden bir şey oldu tabii, korktuk. Tabii. Bundan korkmak normal. Tabii. Ama durup dururken şimdi bazı insan geliyor, hadi bizim mesleğimiz ama bazı insan geliyor şuna bakıyor, hiçbir reaksiyon yok. Bazısı gördüğünde bir tepki veriyor. Tepki. Neden? Sebebi aşırı duyarlılık diyelim. O konuda aşırı duyarlılık. Şimdi aslında korktuğumuz nesneler bizim önceki konumuz. Yani mesela ilk hayatımızın ilk 15 yılındaki hassasiyetlerimizin bir yansıması oluyor. Yani korktuğumuz nesneden korkmuyoruz aslında. O nesne bize daha önce yaşamış olduğumuz olumsuz bir deneyimi hatırlattığı için biz o korku reaksiyonunu yaşıyoruz. Pardon, evet. Hemen burada soracağım. Yani biz birisi bize kötü bir iğne sapladığı için artık o iğneden korkmuyoruz. Evet. Başka herhangi bir deneyimde yani ne olabilir mesela? Şimdi iğne korkusu için düşünürsek iğne korkusu için tabii bu böyle bir deneyim sonrası da olabilir ama bizim klinikte gördüğümüz danışanlarımızda genelde böyle bir tecrübe olmuyor. Yani hiçbir şey yokken, herhangi böyle bir deneyim yokken bir korku ortaya çıkıyor. Ama bazen de hakikaten eli ağır olan hemşirelerimiz oluyor veya bir kan alma sırasında yaşamış oldukları olumsuz bir deneyim veya birisinde görmüş oldukları olumsuz bir deneyim böyle bir korkuyu aşırı duyarlı ortaya koyabiliyor. Bunun dışında ne olabilir? Mesela nasıl bir örnek bizi iğneden evet. korkutur? İğneyle alakasız olan. Alakasız. Mesela şöyle çok absürt gibi görünebilecek şeyler bile olabilir. Mesela bir kişinin babasından korkması mesela. Babasından korkuyorsa evet. iğnesinden de mesela, mi korkuyor? Babasından korkması iğne korkusu şeklinde ortaya çıkabiliyor. Allah bakın, Allah. Şimdi beyin enteresan bir organdır. Birçok duyguları, düşünceleri, yaşadığımız olayları farklı şekilde sembolize edebilir. Yani sembollerle kodlayıp beyne yerleştirebilir. Mesela başka fobiler için de söyleyelim. Mesela hayvan korkularının çoğunda kişinin yakın çevresinde yaşamış oldukları korkular yatar. Mesela kedi korkusu, fare korkusu veya efendim işte yılan korkusu. Ne bunlar, sebep olur buna? Buna mesela diyelim çok tipik bir örnek vardır mesela Freud'un bir örneği. Bir küçük Hans vakası dediğimiz. Küçük Hans atlardan korkuyor. Atı gördüğü zaman bir anda korkuyor. İşte panik reaksiyonu veriyor. Araştırıldığı zaman bilinçaltında baba korkusu olduğu ortaya çıkıyor. Yani babasıyla ilişkisinde babasını korkutucu bir kişi olarak algılıyor ve o kendisinde bir at korkusu, bir at fobisi olarak çıkıyor. Şimdi tabii yani... Yani annemiz babamız ne kadar korkularımızda gerekmiş. Ama şunu söyle, her korkusu olan da anne korkusu, baba korkusu var manasına gelmiyor bu. Ama bu gördüğümüz böyle ortaya örnekten, çıkabiliyor diyorsunuz. Çıkabiliyor. Veya efendim herhangi bir korku yaşıyor. Diyelim bir köpek kovalıyor. Bu köpek kovalaması sonrasında başka bir korku olarak ortaya çıkabiliyor bu. Veya kişinin efendim çaresizlik düşüncesi yaşadığı bir süreç oluyor. Bu süreç kendisini bir fobi olarak gösterebiliyor. Yani çok efendim çaresiz kaldığı bir süreç, işte kendisini tehlikede hissettiği bir süreç olabiliyor veya tehdit altında olduğunu hissettiği bir süreç oluyor. Bu bir fobi olarak, bir iğne korkusu olarak çıkabilir veya efendim işte bir hayvan korkusu olarak çıkabilir veya bir kapalı yer korkusu olarak çıkabilir. Biz fobinin nesnesine veya durumuna takılıp kalmamamız gerekiyor. Yani bunu özellikle birazdan bahsedeceğiz. Peki beyinde mi başlıyor bizim korkularımız ve sizin bu müdahaleleriniz yine beyinde mi korkunun sonlanmasını sağlıyor? Tabii. Yani her şeyi beyin başlatıyor ve beyin bitiriyor. Yani bu ruhsal bir durumdan çok beyninizde fiziksel durum. Yani fizikokimyasal diyebileceğimiz bir şey var. Şimdi bildiğimiz gibi beyinde... Şimdi beyin maketimizi bir tanıtalım isterseniz. Tabii. Burası ön, burası arka. Beynimizin yarısını biz çıkarttık ki içini görebilelim diye. Tabii. Değil mi? Beyin sapımız burada. Tabii. Buyurun. Şimdi beyin iki yarım küreden oluşuyor. Sol ve sağ beyin. Sol beyin daha çok bizim işte mantıklı beyin dediğimiz yani düşünen beyin dediğimiz zaten düşünce süreçlerini yöneten beyindir. Sağ beyin de işte emosyonel beyin, hisseden beyin. Daha çok hislerimizi, duygularımızı yöneten merkezlerin olduğu beyindir. Her ikisinin arasında bir köprü vardır. Biz bu sayede ne yaparız? Olaylarla karşılaştığımız zaman sol ve sağ beyin beraber çalışır, o olayı çözeriz. Bir de beynin katmanları vardır. Mesela bir beyin kabuğu dediğimiz bir bölüm vardır. Bir de alt beyin diye isimlendiriliyor ama subkortikal dediğimiz kabuk altı bölümler vardır. Yani burası, kabuk dediğimiz bütün bu turuncu bölge. Turuncu bölge. Öyle ve kabuk deyince insanı, ince bir şey değil. İnsanı yani. İnsan yapan bölgedir ve her çok en önemlisi de beynin ön tarafıdır. Yani frontal bölge diğer insanlarda olmayan
şeyler, beyin bölgesi burasıdır. Maymunlarda var ve %12'si kadar insanların %12'si kadar var. En yakın maymunlar bize. Peki biz bir şeyden korktuğumuz zaman, evet, bir anda hani ödümüz patladı deriz ya. Peki beyin onu o sırada nasıl algılıyor? Hangi kısmı algılıyor ve, evet, o fotoğrafı nasıl çekiyor? İşte limbik sistem dediğimiz sistem var. İşte beyin şu bölge bir limbik sistemdir. Mesela bir olay üzerinden anlatalım. Mesela bir trafik kazası, Allah kimseye vermesin ama bir trafik kazası yaşandı diyelim. Trafik kazası esnasında ne oluyor? O anda işte araba yuvarlanıyor vesaire falan, işte bir takım sesler, görüntüler vesaire, bunların hepsini yaşıyorsunuz. Bunlara biz sensoryel kayıt diyoruz. Yani görüntü, ses, koku, tat, o andaki lastik sesi. Bütün duyularımızla kaydediyoruz. Beş duyu organı aldığımız şeyleri bir kanaldan kaydediyoruz. Ama o esnada ne yaşıyoruz? İşte korku yaşıyoruz değil mi? Endişe yaşıyoruz. O korkuyu da fiziko-kimyasal olarak beyin kaydediyor. Nereye kaydediyor? Amigdala adını verdiğimiz bu limbik sistem dediğimiz bölgede, beynin bölgesindeki bir bölge var. Oraya kaydediyor. O anda ne oluyor? İşte sonumuz geldi. Artık ölüyorum herhalde. İşte ben tehlikedeyim, tehdit altındayım gibi bir düşünce.